Güzel İşler Derneği, başlatmış olduğu Değiş Tokuş Mutfak Atölyeleri ile Bergama'da yemek ve yaşam kültürünü paylaşıyor. İş kadınları, Bergamalı köy kadınlarının evlerine konuk olup onlarla birlikte yemek yapıyor. Bilgi ve tecrübelerini birbirlerine aktarıyorlar. Mutfak atölyeleriyle Bergama'nın farklı köylerinden yaklaşık 100'e yakın yöresel yemek kayıt altına alınıyor. Bilginin ve beslenme kültürünün değiş tokuş edildiği bu sofraya herkes davetli. Şimdi buyurun Değiş Tokuş Mutfağı'na. Ben Özlem Abacı, İstanbul Devlet Operası'nda opera sanatçısıyım. Aynı zamanda yaklaşık 18 yıldır profesyonel dublör sanatçısıyım. Ben Nurcan, iki tane oğlum var. Ondan sonra hayvan işiyle uğraşıyoruz. Kayak yapmayı çok seviyorum, scuba'yı seviyorum. Sabahları yüzmeye çalışıyorum. Sabahları 6.30'da kalkıyorum. Oğlum liseye gittiği için 7'de servisi geçiyor. Sonra kalkıyorum, ineğimi sağıyorum, ördeklerimi yemliyorum. Köpeklerim var. Burası beni öyle bir sarıp sarmaladı ki tarif edilmez. Beni kucakladı gibi hissettim. Bugün konuğum Özlem Hanım. Onunla beraber mantı böreğiyle oriznik diyoruz biz. Tepsiye pilav yapacağız. Hoş geldiniz. Seni hiç tanımıyorum ama çok seviyorum. Ben de sizi. Çok teşekkür ederim Nurcan. Benim Sözden. Çok memnun çok, oldum. Ben de çok Hadi memnun oldum. Hadi tanıştırayım. Ne yapacağız bugün birlikte? Ne pişireceğiz? Bugün bizim Makedonya yöresine ait. Biz tepsiye koyuyoruz pilavlı tavuk. Ondan sonra onu yapacağız. Pilavla tavuk yapacağız. Evet, pilavla başka? Tavuk. Annem de mantı böreği yapacak. Mantı. Ben de yapabilecek miyim? Tabii ki, tabii Hiç ki de yaparsınız. Neden yapmayacaksınız? Sağ olun, birlikte kolay pişelim. Bir şey. Hadi tamam, hadi gidelim. Şimdi ne yapacağız biz? Mantı böreği yapacağız. Bizim yöremize ait bir mantı böreğimiz. Ama bu işin uzmanı var. Ben Kim? Onu çağırayım. Annem gelsin. Ay. O daha becerikli, daha marifetli, daha tamam, güzel açıyor. Anneye gelir misin? Ben yapacaktım ama annem daha güzel yaptığı için. Vallahi ben de annemden öğrendim. Evet. Kulak memesi yumuşaklığı diyordu. Aynen. Anlamıyordum ne demek. Aldığı kadar diyordu. Anlamıyordum ne demek evet. Ama öğrendim ben. Neydi adı bir daha söyle. Kisnata diyoruz. Mantı. Mantı. Göçmence kisnata yani. Kisnata diyoruz. Ben de göçmenim. İznaçlı Bulgarca. Yok. Gördün mü değilsin. Yok biz. O zaman bilmiyorsun. Kavala'dan göçtük. Kavala'dan. Biz Makedonya. Evet. Benim babam Selanik'ten gelme. Yakınız işte bak. Baba Selanik'ten evet. 12 yaşında gelmiş buraya. Annem Bergama doğma büyüme. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle değil mi? Yuvarla da böyle. Dur beni heyecanlandırma. Heyecanlanma. Şimdi hepsi bir olsun. Hayır. Gerdin hayır. Hop. Özlem Hanım sizleri. Şimdi içini koyalım. Masa kadar açtık. Evet. Bu ne? Kesik. Kesik. Evet. Burada diyorlar. Evet. Evet. Kepçe kesik. Bu yağımızı... sadece zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Şimdi yağımızı döküyoruz. Elimi kesiyorum. Yıkamıştım. Böyle dizelim mi? Evet o zaman. Sıra. Anne ben bunları böyle dizdim, bitirdim. Evet, Özlem Hanım ben de yoğurtlu yağ döküyoruz üstüne. Ne var bunun içinde? Yoğurtlu yağımız var. Üstüne Hı-hı. döküyoruz. Döktükten sonra fırınımıza pişime atıyoruz. Ben oldu mu acaba? Kalkayım alayım böreğimi olmuştur. Ah oldu. O da çıtladı. Evet. Ne güzel sesi varmış.
Oo, mis gibi de koktu, evet, Nurcan. Evet, çok güzel pişmişler. Oo, şahane. Bir tanesini vallahi açacağım. Hoş, yandım. Dur. Oo, nefis. Tel tel olmuş. Harika olmuş Nurcan. Hadi öbür yemeğe geçelim. Tamam, hadi geçelim Özcan Hanım. Nurcan, ne yapacağız şimdi? Şimdi pirinci getirdim. Bu bizim kapamamız oluyor. Kapama. Yani bizim makadoncada oriznik diyorlar. Oriznik. Evet. Ay ne güzel. Oriznik. Ne havalı. Şimdi onu yapacağız. Soğanımızı robottan geçireyim ben. Pirinci haşlıyor muydu? Hayır, haşlamıyoruz. Haşlamadım. Sadece yıkıyoruz. Hı, tamam. Ondan sonra soğanı koyup içine yağını koyacağız. Ondan sonra kavuracağız. Tamam, koyayım mı ya? Evet. Hepsini karıştıracaksın. Evet, hepsini karıştıracağız. Bizim yaptığımız pilavlardan farkı, soğan koyuyorsun içine. Evet, biz soğanla kavuruyoruz. Evet. Şimdi bunu iyice yayıyoruz. Her tarafı eşit olması. Hı hı. Şu yağı lazım. Şöyle kaldırıyorum. Ben tarafı, dizeyim mi üstüne? Tabii ki. Pirinçleri geçene kadar, evet, mı? Evet, pirinçleri geçene kadar koyuyoruz suyunu. Bu sadece tavukla mı yapılıyor? Tavukla, etle yapıyor musunuz? Dana etinle, kuzu etinle, her türlü oluyor. Kuzu etinle yapınca taze soğanla nane koyuyoruz. Ona çok yakışıyor. Buna biraz ağır geliyor. Evet, bu çok hafif. Fırınımızı açacağız. Evet. Şişirmeyi bırakacağız. Hocam başında bekliyorum, pişmedi mi? Pişmiştir, bir bakalım. Of, oo, pişmiş Özlem Hanım. Aman elini yakma. Bir tane daha orada peçete var, verebilir misiniz? Al bakalım. Ben kapatırım. Tabii kapandı ki. Mı? Bu yok, kendi kapanacak herhalde. Kendi ata. Of, şahane olmuş. Hadi gel gidelim, herkes bizi bekliyor. Evet. Ellerine, kollarına sağlık. Aferin. İyi ki seni tanıdım. Ben düne kadar tanımıyordum. Artık Bergama'da yepyeni bir arkadaşım var. Yine geleceğim. İnşallah beklerim. Her çok zaman buyur. Gel, ben de tanıştığımı çok memnun oldum. Ben de İstanbul'a geleceğim. Bekliyorum. Sizin başımın üstünde yerin oldu. Var.